Fatih Çekirge, çok gizli bir operasyon ve işte o kahramanlar. Suriye'nin kuzeyinde bir kasaba, saat 06.30. Gün ağrırken hala uyumamışlardı. Bitmeyen bekleyiş, heyecan, dikkat ve göz kapaklarına yüklenen uykunun ağırlığı. Köşedeki bakkal dükkanın demir kepengini kaldırıyordu. Gıcırdayan, paslı bir ses. Yan taraftaki depoda hala bir hareket yoktu. Acaba istihbarat mı yanlıştı yoksa bir tuzak mıydı? Belki de işbirliği yaptıkları yerel güçlerden örgüte bilgi sızmıştı. Ya öyleyse? Yıllarca bu mesleğe gönül vermiş, kahramanlık hayalleri kurmuş, yetişmiş, saha görevlisi olmuş, Kürtçe lehçeleri, Arapçayı, İngilizceyi öğrenmişti. Aylardır yabancı bir ülkenin dağlarında, kasabalarında yaşıyordu. Neredeyse yerelleşmişti ama şimdi kariyeri risk altındaydı. Operasyon günü gelip çatmıştı. Türk jandarma özel harekatçıları sivil giyimli olarak çevreye yerleşmişti. Yerel sivil polis oradaydı. Telsizler susmuş, öylece bekliyorlardı. Dağlarda geçirdiği geceler, uykusuz yürüyüşler, kasabanın izbe hücre evlerinde geçen tehlikeli saatler gözünün önündeydi. Ankara tam dört kez istihbaratı teyit etmişti. O da onaylamıştı. Düşünmekten, sormaktan, kuşkudan beyni uyuşmuştu. Belindeki silaha dokunduğu biraz güven geldi. Ve o dakika deponun demir kepengi kalkmaya başladı. Az sonra yeşil ve eski bir minibüs yanaştı. İçinden dört kişi indi, ellerinde büyük paketlerle depoya geçtiler. Tamamdı, göz kapaklarındaki yük kalktı, ışıldadı. Operasyon için kod verildi ve Evet arkadaşlar bu haberimiz Suriye'nin kuzeyindeki Bab şehir merkezinde yaşandı. Basılan yer Türkiye'de bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ'ın bomba imalathanesiydi. Basanlarsa MIT, jandarma, istihbarat ve yerel polisti. Ve önceki gün 3 Ağustos saat 15.05'te Anadolu Ajansı haberi şöyle geçti. Suriye'nin kuzeyindeki Bab'ın şehir merkezinde DAEŞ terör örgütünün bir bomba imalathanesi bulunduğu bilgisi üzerine jandarma istihbarat birimleri ve MIT, jandarma patlayıcı madde uzmanlarının nezaretinde yerel güvenlik güçleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'de ve Türkiye'de birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DAEŞ'lı teröristler yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan bomba düzenekleriyle yakalandı. Bomba imalathanesindeki aramada cep telefonu telsiz, basma, baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kitleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kartla patlatılma özelliği olan 80 el yapımı patlayıcı EYP düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık 1 ton patlayıcı ele geçirildi. Evet, tam 1 ton patlayıcı ve düzenekleri. Kim bilir hangimizin ocağına ateş düşecekti. Kim bilir hangi aile, hangi ana baba kan ağlayacaktı. Kim bilir hangi turizm merkezine gideceklerdi. Kim bilir hangi sabah hangi kanlı saldırıyla uyanacaktık ve Türkiye büyük bir yasa boğulacaktı. Arkadaşlar, bu haber önceki gün ajanslardan öylece geçip gitti. Kimimiz gördük, okuyup geçtik, kimimiz hiç görmedi. Televizyonların magazin haberleri arasında kaynayıp gittiği de oldu. Binlerce haberin arasında kuru basit bir operasyon olarak yer aldı. Oysa arkasında muazzam bir özveri, dikkat, uyum ve kahramanlık vardı. İşte onu biraz olsun anlatabilmek için operasyon anlarını ve kahramanların ruh durumunu drama haline getiren bir giriş yaptım. Çünkü isimlerini hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bu gizli kahramanlar o fedakarlıklarla hayatlarımızı kurtarıyorlar. Bu bilinsin istedim. Her birinin alınlarından öperim. MIT son zamanlarda yurt dışında çok başarılı operasyonlar yapıyor. Jandarma ve polis çok önemli harekatlar yapıyor. Ama bu operasyonun bir başka önemi daha var. O da şudur. Biliyorsunuz Türkiye Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı bir güvenli bölge istiyor. Bunun için Amerika ile çok ciddi bir müzakere yaşanıyor. Hatta son olarak Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla bir fotoğraf yayınladı ve gerekirse biz tek başımıza o güvenli bölgeyi kurarız dedi. Ardından Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy çok net olarak Türkiye'nin bu görüşünü açıkladı. İşte bu operasyon Türkiye'nin güvenli bölge konusunda ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Bu güvenli bölge yalnızca Türkiye için değil, başta Avrupa olmak üzere bütün dünya için önemlidir ve işte o nedenle soruyorum. Eğer oralarda olmasaydık bu operasyon yapılabilir miydi? oralara yerleşmesek, irtibat noktaları kurmasak, Fırat kalkanı pençe gibi harekatları yapmasak bu istihbarat alınabilir miydi? Güvenli bölge talebini doğrulayan bundan daha gerçek ne olabilir? Sevgili çocuklar, aslanlar, koçlar, adlarınızı bilmiyorum, kimsiniz, tanımıyorum ama bu memleketin kahraman çocuklarısınız. Bombalar patlayınca gözyaşı döküyorsak eğer, bunları engelleyen siz gizli kahramanları da alkışlamalıyız. Bir kez daha helal olsun. Fatih Çekirge Hürriyet